Şimdi bu Tarlabaşı sergisi belgeseli ve kitabı TMOK Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin bir projesi aslında. Proje 1985 yılında o dönemin işte Adana Belediye Başkanı, Büyükkent Şube, Büyükkent Belediye Başkanı Bedrettin Dalan döneminde Tarlabaşı Caddesi'ni 36 metre daha genişleterek Tarlabaşı Bulvarı'nı trafiğe açmayı öngören, aslında Tarlabaşı'ndan 400'e yakın tarihi ve aynı zamanda bir bölüm tescili olan binaların yıkımını öngören ve o dönem buna karşı mücadele eden Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin mücadelesini anlatmayı hedefliyor. Temelde karşı çıkılan şey şu iki şeyde de, bir tanesinde zaten 85 döneminde Dalan'la birlikte Haliç'in temizlenmesi ve aynı zamanda Piyale Paşa'nın sanayi o bölgenin, Kasımpaşa'nın sanayi bölgesinden, sanayi havzasından arındırılarak bir tür oranın AVM, işte gökdelen yüksek binalar alanı haline getirilmesine yol açacak bir düzenlemeydi aslında Tarlabaşı Bulvarı'nın trafiğe açılması. Bugün de görüyoruz aslında Piyale Paşa'da olanları, Haliç bölgesinde ortaya çıkan gökdelenleri. Bugün buradan baktığımızda aslında 85 döneminde yapılan, aslında daha doğrusu 89, 85 ile 89 dönemi arasında yapılan o yıkımların kente nasıl büyük bir tahribat yarattığını, kente nasıl bir derin yara açıldığını bugünden görebiliyoruz. Mimar Odası bu kent yağmasına ve bu kent tahribatına karşı mücadele verdi. 2005 yılında ki mücadelesi de böyleydi. İstanbul'un göbeğinde aslında kozmopolit olan, işte Kürtlerin yaşadığı, LGBT'lerin yaşadığı, çeşitli hakların, işte Afrika'dan, Afrika kökenli yurttaşların gelip yaşadığı bir bölgenin Tukak'a ilan edilerek, işte fuhuş bölgesi denilerek temizlenmesinin ardından aslında oranın tekrar bir soylulaştırması ve kente yaşayan yoksul insanların kent dışına itilmesine karşı Mimarlar Odası'nın mücadelesini anlatıyor diyebiliriz.